Merhaba. Jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Son günlerde ortaya bir iddia atıldı. Lady Gaga'nın para vererek ödülü aldığı konuşulmaya başlandı. Grammy'yi belirleyenler arasında bu amcalar da olunca, yani böyle bir şey gerçek olabilir mi? Kimse net olarak bilemez. Ancak tüm istatistiklerde BTS kat kat önde olduğu halde ödülün Lady Gaga ve Ariana Grande'ye verilmesi benim de aklıma şüphe getirmedi değil. Törenden birkaç gün önce Weeknd, gizli komiteler yüzünden müziğimi bundan sonra Grammy'ye sunmayacağım diyerek Grammy'yi boykot etmişti. Eski One Direction üyesi Zayn Malik de Grammy ödüllerinin dağılımında şaibe olduğunu, el sıkışıp hediye gönderenlerin kazanma şansını olduğunu söylemişti. Bu tarz söylentilerin olduğu Grammy ile ilgili yorumu size bırakıyorum. Bu arada Twitter'da hakkı yenilen BTS için ARMY'lerin sitem yapmasına, Amerikan popu severler ARMY'leri toksik fan olarak nitelendirdi ve ARMY'lere karşı bu seviyesiz paylaşımlarda bulundular. Madem çok izleniyor, Baby Shark çocuk şarkısına da ödül verelim diyerek alay geçtiler. Dynamite ile çocuk şarkısını bir tuttular. Gerçekten yazıklar olsun. Ama bilsinler ki bunlar bizi yıldırmaz, aksine daha da BTS'e olan sevgimizi ve bağımızı arttırır. 2019'da Grammy'de ödül verdik. 2020'de sahnede düet yaptık. 2021'de hem aday olduk hem de tek sahnemiz oldu. 2022'de de hakkımız olan ödülümüzü alacağız. Liderimizin dediği gibi BTS comeback tekrar gelecek. We'll be back. South Korea, we always dreamed about standing on the Grammy stage. Thank you to all our fans for making this dream come true. And we'll be back.